Merhaba arkadaşlar. 5 farklı zor soruda AYT fizik konu tekrarı ikinci videomuzda beraberiz. Birinci sorumuzda denge konumundan teta açısı yapacak kadar çekilen cisim bastamonik hareket yapmaktadır. Ve hareketin salınım frekansı f'dir. Salınım hareketinde teta açısı küçültülürse 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğru olur? Şimdi bakın arkadaşlar, bu salınım hareketinde bizim neyimiz var? Bakın, hem kütleli bir cismimiz var ve buradaki ipin boyu da L'dir. Peki bu salınım hareketinin periyodu T ile gösterilir. 2 pi kök L bölü G'dir. Bakın formülümüz bu. Peki bu formülde teta açısı var mı? Yok. Demek ki teta açısının artması ya da azalması periyodu etkilemez. Peki periyot ile frekansın çarpımı T çarpı F neydi arkadaşlar? 1'di. Demek ki periyodu etkilemeyen bir şey frekansı da etkilemez. O halde birinci öncülümüz yanlış. Gelelim ikinci öncülümüze. Bakın hangileri doğru olur demiş teta açısı küçültülürse. İkincisi, maksimum geri çağırıcı kuvvet küçülür. Peki maksimum geri çağırıcı kuvvet nedir? Bakın bu cismi aşağıya doğru çeken cismin ağırlığı m çarpı g vardır. Burada ipin doğrultusuna biz y ekseni ve buna dik olan eksene de x ekseni dersek, bakın x ekseni y eksenine diktir. Peki buradaki şu açı teta ise, bakın şu açıda ne olur? Teta olur. Burada bizim mg'nin iki tane bileşeni karşımıza çıkar. Bakın bu bileşeni mg çarpı sinüs tetadır. Peki bir de bu bileşeni vardır. Bu bileşeni ise mg çarpı kosinüs tetadır. Peki burada geri çağırıcı kuvvet olarak ve cisme bastamonik hareket yaptıran kuvvet kimdir? Mg çarpı sinüs tetadır. Ya da bunun bir diğer adı geri çağırıcı kuvvettir. Peki mg çarpı, bakın buradaki sinüs tetada teta açısı ne yapılıyor? Azaltılıyor. Peki teta açısı azaltılırsa buradaki sinüs değeri de ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla geri çağırıcı kuvvet ne yapar? Azalır. Demek ki bizim ikinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Peki genliğe baktığımız zaman, bakın genlik nedir? Bastamonik hareket yapan iki cismin, bakın uzanımın maksimum olduğu değerler nedir? Genliktir. Peki bu cisim, bakın buradan başlamış, buraya gelmiş, buraya gelmiş, tekrardan geri dönmüştür. Peki biz teta açısını azalttığımız zaman ne olur? Bakın genliğimiz de azalmış olur. O halde üçüncü öncül de doğru olur. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar E seçeneği olur. Demek ki burada bastamonik hareket yapan bir cismin periyodu T eşittir 2 pi kök L bölü G'dir. Formülde teta açısı olmadığına göre teta açısının artması ya da azalması periyoda herhangi bir etkisi yoktur. Bakın ikinci sorumuz. Burada bir itme ve zaman grafiği var. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde durmakta olan P cisminin itme zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakın bunu ben biraz uzataraktan çözeceğim arkadaşlar size. Şimdi burası nedir? İtme. Peki itme ne demektir arkadaşlar? İtme F çarpı delta T'dir. Bakın itme F çarpı delta T'dir. Peki biz burada eğime bakalım. Eğim ne demektir? Tanjant alfa demektir. Peki tanjant alfa burada nedir? İtmenin zamana oranıdır. Peki itme nedir? F çarpı delta T. Zaman nedir? Delta T. O halde bu grafiğin eğimi bize neyi verirmiş arkadaşlar? Kuvvet zaman grafiğini verirmiş. Demek ki biz buradan neyi çizmemiz isteniyor arkadaşlar? Kuvvet zaman grafiğini. Bakın burası F ekseni, bu da zaman eksenidir. Bakın burası T anı, burası da nedir? 2T anıdır. Peki FT grafiği. Grafik konusu anlatılırken bakın parabolün bir derece eğimi budur. Düzgün artandır. Peki bunun bir derece eğimi ise sabit çizgidir. Demek ki burada neler var? Bakın eğimler var, bakın arkadaşlar. Sabit çizgidir. O halde
Kuvvet zaman grafiğinin eğimi bakın şudur. Pardon, itme zaman grafiğinin eğimi böyledir arkadaşlar. Ve bu da bize neyi verecektir? Bir F kuvvetini verecektir. Peki T ile 2T zaman aralığına baktığımız zaman bunun eğimi var mıdır? Yoktur. O zaman sıfırdır. Demek ki bu bizim nedir? Kuvvet zaman grafiğimizdir. Peki kuvvet ne demektir arkadaşlar? M çarpı A demektir. Peki biz kuvvet zaman grafiğini kütleye böldüğümüz zaman, bakın bildiğiniz grafiklerden anlatıyorum, İvme zaman grafiğine dönüştürebiliriz. O halde bu grafiği biz rahatlıkla ivme zaman grafiğini, bakın, hız zaman grafiğine çevirebiliriz. Peki burada 0 ile t aralığında cisim sabit ivmeli hareket yaptığına göre bunun altındaki alan bize hız değişimini verir. Altındaki alan a çarpı t'dir. O halde hız değişimi de ne olur? V olur. Demek ki 0 ile t zaman aralığında cismin hızı düzgün artandır. Peki t ile 2t zaman aralığına baktığımız zaman bizim ivmemiz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Peki ivme sıfır ise cismin hızında herhangi bir artma yoktur. Peki bu durumda 0 ile t zaman aralığında cisim nasıl bir hareket yapıyor? Düzgün hızlanan bir hareket yapıyor. Peki t ile 2t zaman aralığında cisim nasıl bir hareket yapıyor? Bakın, sabit hızlı hareket yapıyor. Şimdi gelelim öncüllerimize arkadaşlar. Birinci öncülümüzde p cismi 0t zaman aralığında düzgün hızlanan bir hareket yapar. O halde birinci öncül doğrudur. İkincisi cismin, bakın P cisminin T2T anında hızları eşit. Doğru. Bakın T anındaki hızı da V'dir. 2T anındaki hızı da V'dir. Üçüncüsü T2T zaman aralığında P cismi sabit ivmeli hareket yapmıştır. Hayır, bakın arkadaşlar, T2T zaman aralığında cismin ivmesi yoktur. O halde üçüncü öncül yanlıştır. Bizim doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet, şimdi gelelim 3. sorumuza arkadaşlar. Bakın burada bir dinamik sorusu var. İp gerilmelerinden bahsetmemizi istiyor. Bakın sorumuz şu şekilde. Özdeş x, y, z, t. Bakın özdeş. Demek ki bunların kütleleri nedir arkadaşlar? Aynıdır. Her şey aynı bakın. Özdeş x, y, z, t cisimlerinden oluşmuş sürtünmesiz sistem serbest bırakıldığında şekilde gösterilen iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri t1 ve t2 olmaktadır. Sistem hareket halindeyken x ve y arasındaki ip kopuyor. Buna göre ip koptuktan sonra t1 ve t2'nin büyüklükleri ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi öncelikle arkadaşlar biz bu durumdayken, bakın, ip kopmadan önce sistemin ivmesini bulalım. Peki burası M, burası M ise bu sistemi buradan aşağıya doğru çeken kuvvet nedir? 2mg'dir. Peki bunu da buradan aşağıya doğru çeken kuvvet nedir? mg'dir. O halde sistemin hareket yönü ne tarafadır? Büyüğün dediği taraftır arkadaşlar. Büyük kimdir? 2mg'dir. Demek ki sistem bu şekilde hareket etmektedir. Peki sistemin hareket ivmesi demek cisme etki eden net kuvvet bölü toplam kütle demektir. Peki aşağıya doğru çeken, bakın bu yönde çeken 2mg'dir. Hareket yönüne zıt kim çekiyor? Bakın mg çekiyor. Peki sürtünmeden bahsetmiş mi burada? Bahsetmemiş. Bakın sürtünmesiz diyor. O halde toplam kütle nedir? 1, 2, 3, 4 tane mg'dir. Sistemin hareket ivmesi g bölü 4 olur. Demek ki bu cisim buradan aşağıya doğru g bölü 4'lük bir ivme ile hızlanırsa t cismi de yukarıya doğru g bölü 4'lük bir ivme ile hızlanır. Peki şimdi de t1 ip gerilmesini bulalım arkadaşlar. Bunu aşağıya doğru çeken mg'dir, yukarı doğru çeken t1'dir. Hareket yönü yukarıya doğrudur ve hareket ivmesi g bölü 4'tür. Demek ki t1 eksi mg kime eşittir bakın? Bunun kütlesi m çarpı g bölü 4. Peki buradan
T1 ip gerilmesi Mg artı Mg bölü 4'tür. Peki T1 ip gerilmesi kime eşit olur? 5 tane Mg bölü 4'e eşit olur. Şimdi gelelim T2'yi bulmaya. Bakın T2'yi bulmanın en kolay yolu arkadaşlar Z cisminden gitmektir bakın. Bu tarafa doğru çeken kimdir? T2'dir. Bu tarafa doğru çeken kimdir? T1'dir. Ama sistemin hareket yönü böyledir. Peki hareket ivmesi nedir? Bu tarafa doğru G bölü 4'tür. Demek ki bu sistem T2 yönünde ilerliyorsa T2 gerilme kuvveti T1 gerilme kuvvetinden büyük demektir. Peki dinamiğin temel prensibini getirip Z cismine uyguluyoruz. Demek ki T2 eksi T1 kime eşit? M çarpı G bölü 4 olur. Peki biz T2'yi biliyor muyuz? Hayır. Ama T1 gerilme kuvvetinin 5 tane Mg bölü 4 olduğunu biliyoruz. İğmenin de bakın kütleyle çarparsam o da 1 Mg bölü 4 çıkar. Peki buradan T2 ip gerilmesi 5 Mg bu tarafa attım. 6 tane Mg bölü 4 olur. Peki T1 ip gerilmesi nedir? 5 Mg bölü 4'tür. Bakın bayağı da bir uzun soruymuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki T1 ile T2 arasındaki biz ipi kestik bakın. Bu yok. Peki buradaki X cismi yok arkadaşlar. Peki X cismi olmadığı zaman biz neye dikkat edeceğiz? Cisme etki eden net kuvvete bakın. Bu durumda X cismi yoksa arkadaşlar bakın burada bunu aşağıya doğru çeken ne var? Mg var. Bu da Mg. Bu durumda ip koptuktan sonra cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Net kuvvet sıfır olursa ivme sıfır olur. Peki ivme sıfır olduğu zaman T1 ip gerilmesi T2 ip gerilmesine eşit olur. Ama gerilme olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bakın T1 de sıfırdır, T2 de sıfırdır. Neden? Çünkü bak şuraya geri dönecek olursak burası yok. Peki net kuvvet M çarpı A ama A yok. O zaman bu da sıfır. Demek ki net kuvvetin sıfır olması demek T1 ip gerilme kuvvetinin T2 ip gerilme kuvvetine eşit ve sıfır olması demektir. O halde T1 de azalır arkadaşlar. T2 de ne yapacaktır? Azalacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur. Şimdi gelelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Bakın yine dördüncü sorumuz basamak hareket sorusu ve uzunca bir soru. Bakın üniversite sınavında da buna benzer soru çok geldi arkadaşlar. Bir çiviye takılmış. Çiviye takıldıktan sonra 3 L'lik bir cisim L kadarlık bir kısmı ne yapıyor bakın? Basit harmonik hareket yapıyor. Şimdi bunun çözümüne bakalım arkadaşlar. Soru demiş ki 4 L uzunluğundaki ipe bağlı M kütleli cisim K noktasında serbest bırakılarak basamonik hareket yaptırılmak isteniyor. Denge konumunda ip çiviye takılıyor ve cisim N noktasına çıkıyor. Bakın şunu da sorabilirdi. Çünkü bu da yine üniversite sınavında gelmiş. Burada çivi olsa da bakın olmasa da arkadaşlar burası haşsa bu da haştır. Niye? Çünkü enerji kaybı yok. Sürtünmelere enerji harcanmıyorsa MgH mutlaka bir şekilde MgH'a dönüşecektir arkadaşlar. Bunu da diyelim. Cisim KL arasını T1, LM arasını T2 sürede aldığına göre T1'in T2'ye oran nedir? Demek ki buradaki süresi T1'miş. Buradaki süresi T2'ymiş. Önce biz T1'i bulalım arkadaşlar. Bakın buradaki T1. Bunun periyodu yani cisim buradaki K'dan çiviye takılıncaya kadarki periyodu büyük T1'dir. Bakın. Peki bu T1 periyodu kime eşittir? 2 pi karekök ipin boyu yani 4 L bölü G'dir. Peki T1 periyodumuz 2 pi bakın 4 L 4 dışarı 2 olarak çıkar onu başa alayım. 2 pi kök L bölü G'dir bakın arkadaşlar. Biz şunlarla uğraşmayalım. Buna küçük T diyelim. O zaman T1 periyodumuz 2 T'dir. Yalnız bu nedir bakın? Şuradaki çiviye takılmadan önceki periyodu eğer bir tam dolanım yapsaydı 2 T olacaktı. Ama K'dan L'ye geliyor. L'den sonra bakın ipin boyu L'ye kadar oluyor. Ama tekrar
N'ye çıkıp L'ye gelip L ile K arasına gelirken yine 4L'lik bir ip uzunluğu var. O zaman yarısını tarıyor. Yarısını taradığına göre buradaki küçük T1 kime eşit olur arkadaşlar? Bir tane T'ye eşit olmuş olur. Şimdi bunu yazdık arkadaşlar. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisinin periyodu, yani çiviye takıldıktan sonraki periyodumuz 2 pi kök L bölü G'dir. Peki biz buna burada ne demiştik? Küçük T demiştik. O halde bakın yine burası L'ye gidiyor. L'den N'ye gidiyor. N'den L'ye geliyor. Ama basharmonik hareket tanımına uymuyor. Basharmonik hareket tanımı neydi arkadaşlar? M kütleli bir cisim denge noktasından eşit iki uzaklık arasına gidip gelecek. Ama bu cisim sadece L ile N'yi yarım taradığı için tüm periyodunun yarısı alınır. Peki bu durumda biz ne diyeceğiz? Bakın buradaki, bakın T2 periyodu T2 bölü 2'dir. Yani T bölü 2 olur. Peki birincisi de neydi? T'ydi. Bizden istenilen T1'in T2'ye oranı nedir diye sormuş. T'nin T bölü 2'ye oranından oran ne çıkacaktır arkadaşlar? 2 çıkacaktır. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Bakın burada bir son sorumuz var. Güzel bir soru. Güncel sorulardan. Bakın diyor ki sorumuzda bir yel değirmeni. Bakın dikkat edin. Bir yel değirmeni O noktası etrafında ok yönünde sabit hızla şekildeki gibi dönmektedir. Buna göre yel değirmeninin kanatlarının diyor yel değirmeninin kanatlarının O noktasına göre eylemsizlik momenti ve açısal momentumunun büyüklüğü açısal momentumunun büyüklüğü için ne söylenebilir? Şimdi bu yel değirmeni şurası O noktası etrafı arkadaşlar. Bakın bu da uçları ve bu yel değirmeni O noktası etrafında böyle bir hareket yapmaktadır. Peki bu yel değirmeni böyle hareket yaparken açısal hızı ne yapmış? Artmış. O zaman durup dururken açısal hızı artıyor. Peki açısal hızı nasıl artıyor? Demek ki buna bir yerden bir enerji geliyor. Yani bunların çok hızlı dönmesi sağlanıyor. Peki açısal hız artarsa demek ki dışarıdan bir ne var arkadaşlar? Müdahale var. Demek ki ya rüzgar daha fazla esiyor ya da bunu döndürecek olan motorun gücü artıyor. Sonuçta dışarıdan bir müdahale var arkadaşlar. Peki dışarıdan bir müdahale varsa açısal momentumumuz ne olmaz? Korunmaz. Bakın dışarıdan bir müdahale olursa açısal momentumumuz korunmaz. Açısal momentum I çarpı W'dur. Bak bunları da yazalım, güncelleyelim. Açısal momentum nedir? Enver demiştik. Demek ki bunun frekansı artıyorsa kaynakla oynanıyor demek ki. O zaman müdahale var. Bu durumda açısal momentum ne yapmaz? Korunmaz ve açısal momentum artar deriz. Peki eylemsizlik momentine gelince bakın kanatların O noktasına göre eylemsizlik momenti diyor. Peki kanatların O noktasına göre eylemsizlik momenti I eşittir M çarpı R karedir. Peki M kanatların kütlesi, R ise buradaki siyahlıklar yani O noktasına olan dik uzaklıklarıdır. Bunların hiçbirinde bir değişme yok ki arkadaşlar. O zaman eylemsizlik momenti değişir mi? Değişmez. O halde bizim doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olur. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Çalışmalarında bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.